Evet, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir yemekler yapacağız. İnşallah sizler de şöyle evlerinizde Ramazan boyunca birbirinden güzel yemekler yapıyorsunuz. Bugün de dedik değişik güzel bir yemeğimiz olmuş olsun. Bugün sizlerle beraber güzel bir kanat hazırlayacağız. Artık yaz ayında şöyle sevgili izleyicilerimiz. Hemen iftar saatine de bize ne yapacağız? Kendimize güzel bir kanat hazırlayacağız. Sosumuz güzel olacak ve farklı bir şekilde biz sizlerle beraber hazırlayacağız. Ve onun yanında sebzeli hemen makarnamız olacak. Sevgili izleyicilerim, güzel bir makarna hazırlayacağız. Onun için de bol sebzeyle beraber sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Ve güzel bir ıspanağımız olacak sevgili, hemen anebanlı yumurtalarla beraber yapacağımız ıspanağımız olmuş olacak. Onu da size beraber güzelce bir şekilde hazır. Bunları yapacağız sevgili, ama neyle yapacağız? Hemen gazi ürünlerimiz, ondan sonra anebanlı ürünlerimizle beraber hazırlanacak. Şöyle gazi ürünlerimizde neler var diye bir göz atalım. Evet, hemen gazinin şöyle çeçil peyniri var, ondan sonra keçi peyniri var. Sevgili izleyicim, hemen gördüğünüz gibi kızartmalı peynirimiz var. Gazinin şöyle güzel koyun peyniri var, ondan sonra örgü peynirimiz var. Gazinin şöyle Erzincan tulum peyniri var, ondan sonra gazinin süzme yoğurdu var. Sevgili izleyicim, yemeklerinizi bununla beraber güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Anebanın hemen ürünlerimizde sevgili izleyicim, birbirinden güzel, lezzetli, hemen organik ürünlerimiz neler var, bir de onlar bir göz atalım. Hemen anneban kaşar peynirimiz var sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra hemen yumurtamız var. Anneban yumurta kullanabiliriz. Hem organik, lezzetli, serbest gezen tavuklarda elde edilmiş yumurtamız. Ve ondan sonra anneban tereyağımız sevgili izleyicilerimiz. Güzel tereyağımız, lezzetli tereyağımız. Buram buram kokan güzel bir tereyağımız. Yemeklerinizde bol bol kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim, bunlarla beraber güzel bir şekilde sunumumuzu yapacağız. Tabii ki hemen şefir dedik. Ayrı bir güzellik, ayrı bir lezzet. Şöyle sevgili izleyicilerim, çok fazla başında beklememize gerek yok. Hızlı bir şekilde pişirimler dedik, kolay bir şekilde pişirimler dedik. Evimizde şöyle iftara 5 dakika kala hemen ne yapacağız? Tavuğumuzu güzelce bir şekilde soslayacağız. Onları sosladıktan sonra şefırımızın içine ilave edeceğiz. Onlar şefırla beraber güzelce bir şekilde pişecek sevgili izleyicilerimiz. Piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir hemen tavuğumuz olmuş olacak. Veyahut da ızgaralarımızı, sulu yemeklerimizi, hemen lahmacununuzu istese pizzalarınızı hepsini içinde güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz hemen bol bol kullanabilirsiniz. İçine hemen hızlı bir şekilde de pişirimler yapıyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kapağını kapatalım. Şimdi yavaş yavaş hemen sevgili izleyicilerimiz birazdan şefırla güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz ne yapacağız? Hemen ızgaralarımızı hazırlayacağız. Dilerseniz hemen neler yaptığımızı şöyle güzelce bir şekilde ilk önce tavuğumuz gelsin, hemen tavuğumuzu şöyle bir anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber sosumuz hazırlansın. Evet, fırında soslu kanatımız sevgili izleyicilerim, tabii biz fırında yapmayacağız. Hemen güzelce bir şekilde şefırla beraber yapacağız. Siz de göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde hemen pişirecek. Ve ondan sonra 3 adet domatesimiz var. 2 adet hemen kuru soğanımız var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı, 1 tatlı kaşığı kadar salça kullanacağız. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar hemen sevgili izleyicilerimiz tuzumuz, karabiberin pulver, kekik kullanacağız. 50 gram kadar hemen gazinin güzel peyniri var. Çeçil peyniri kullanacağız. 1 kilo kadar tavuk kanadımız, 3 adet hemen domatesimiz var, 2 adet kuru soğanımız var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı, 1 tatlı kaşığı kadar salçamızı, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver ve kekik kullanacağız. Sevgili 5 adet karışık biberimiz var. 50 gram kadar gazinin güzel peyniri, çeçil peyniri olacak. Öncelikle hemen sevgili sosumuzu hazırlayacağız. Güzelce bir şekilde sosumuzu hazırladıktan sonra tavuklarımızı marine edeceğiz. Tavuklarımızı marine ettikten sonra şefırımızın içine dizeceğiz. Ondan sonra kenarına sebzelerimiz güzelce bir şekilde dizilecek. Sebzelerimizle beraber hemen yavaş yavaş pişmeye başlıyor. İyice bir piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp yanına sebzelerimizle beraber güzelce bir şekilde kanatlar pişmiş olacak. Ve sizler de afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir hemen kanat ızgara olmuş olacak inşallah. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyicilerim şöyle eldivenimizi alalım. Hemen sunumuza başlayabiliriz güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz. Hemen öncelikle geniş bir kabımız hazır. Şöyle aldık geniş bir kabımızı sevgili izleyenimiz. Bunun içine sosumuzu hazırlayalım. Hemen tuzumuz, kırmızı toz biberimiz, hafif kırmızı toz biberimiz, pul biberimiz. Ondan sonra biraz da sevgili izleyenimiz kekik. Hafif kekimizi de gönderdik. İçine biraz da şöyle sevgili izleyenimiz hemen karabiberimizi ilave ediyoruz. Karabiberimizi ilave ettikten sonra şöyle ben bir tane kaşık alacağım. Biraz da sevgili izleyicilerimiz şöyle dolabımıza bakalım. Hemen dolabımızda da şöyle sevgili izleyicilerimiz yoğurdumuz olacak. Gazinin güzel yoğurdu sevgili izleyicilerimiz. Hemen şöyle bir açalım. Bir yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumuzu alalım. Evet. Onu da ilave ettik. Şöyle kaşığımızı kaldıralım.
Ondan sonra içine sıvı yağımız dedik. Hemen bolca sıvı yağımızı gönderiyoruz. Ve sevgili izleyenlerimiz, hemen baharatlarımızı ilave ettik. Güzelce bir şekilde sıvı yağımızı da ilave ettik. Sıvı yağımızla beraber biraz da şöyle salçamız gelsin. Salçamızı içine ilave edelim. Hemen yağımızı kaldırabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yavaş yavaş sosumuzu hazırladık. Baharatlarımızı, ondan sonra yoğurdumuzu, salçamızı hepsini içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Hemen iyice bir sosumuzu hazırlıyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tavuklarımız hazır. Tavuklarımızı hemen gönderiyoruz şöyle sevgili izleyenlerimiz. İyice bir marine edeceğiz. İftara kendimize güzel bir kanat hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Şöyle soslu kanadımız. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen tavuklarımızı şöyle iyice bir hazırladık. Yavaş yavaş şöyle eldivenimizi değiştireceğim sevgili izleyenlerimiz. Tavuğumuz biraz şöyle güzelce bir şekilde soslu beklesin sevgili izleyenlerimiz. Hemen o güzelce bir şekilde yavaş yavaş birazdan hemen ızgaramızı da altına açacağız. Izgaramızın ısınması gerekiyor. Biraz da ızgaramız ısınsın. Şöyle hemen ızgaramızı da hemen bir çalıştıralım. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şoför ızgaramızı da hemen altına açtık. Yavaş yavaş ısınmaya başladı. O güzelce bir şekilde ısınsın. Ondan sonra biz de tavuğumuzu kenara alacağız. Ve makarna sevgili izleyenlerimiz. Şöyle makarnamıza listesi gelsin. Şöyle aldık. Şöyle sevgili Yunus'um, klimayı sonuna kadar açmışsın. Burada üşümeye başladık. Şöyle biraz kıs istersen. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen güzelce bir şekilde makarnamızın listesi gelsin. Evet. Sebzeli makarna için sevgili izleyenlerimiz kullanacağımız malzemelerimiz nerede? Bir paket hemen makarna kullanıyoruz. Ondan sonra bir adet havuç kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar sevgili 3 adet karışık biberimiz var. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen 2 adet domates, 1 tutam kadar maydanoz, 1 tutam kadar dereotumuz var. Hemen 4 yemek kaşığı kadar anaban tereyağımızı, 1 tatlı kaşığı kadar salça kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar hemen tuz, karabiber ve biraz da pul biberimizi kullanıyoruz. 100 gram kadar gazinin güzel yoğurdu, süzme yoğurdu olacak. 1 paket makarnamıza 1 adet havuç kullanıyoruz. Hemen 3 adet sevgilim karışık biberimize 2 adet domates koyun, 1 tutam kadar maydanozla 1 tutam kadar dereotu kullanıyoruz. Hemen 4 yemek kaşığı kadar anaban tereyağımıza 1 tatlı kaşığı kadar salça ve 1 tatlı kaşığı kadar sevgilimiz tuz, pul biberimiz var ve 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. Öncelikle makarnamız güzelce bir şekilde haşlanacak sevgilim. O haşlandıktan sonra ayrı bir tenceremizin içine hemen soğanımız kavrulacak. Ondan sonra güzelce bir şekilde içine havuçlarımızı içine ilave edeceğiz. Kavurma işlemine devam edeceğiz. Hemen havuçlar kavurduktan sonra soğan havuçları iyice kavurduk. Ondan sonra baharatımızı, salçamızı içine ilave edeceğiz. Çok hafif bir suyla beraber haşlayacağız. Ondan sonra içine biraz da bezelye güzel bir lezzet katacak. Ondan sonra biraz da yeşilliğimizi doğrayıp içine ilave ettikten sonra sosumuz hazırlanmış olacak. Makarnamızı sunum yapacağımız tabaklarımızı alacağız sevgili izleyenlerimiz. Onun üzerine sosumuz gelecek şekilde ilave edilecek ve makarnamız güzelce bir şekilde süslendikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir makarna olmuş olacak. Sizler de evlerinize yapacağınız güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Şöyle yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz hemen tenceremizde şöyle yağımızı gönderelim. Makarnamızın yapışmasını önlensin. Biraz da şöyle içine tuzumuz hemen gelsin. Hafif tuzumuzu da ilave ettik. Biraz şöyle kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen tuz ilave ettiğimiz hafif biraz soğutma bıraktı kendini. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz makarnamızı gönderdik. Hemen makarnamızı gönderdikten sonra şöyle karıştıralım makarnamız. Hemen haşlamaya başlasın. İyice bir şöyle hazırlanacak. Hemen bize tenceremizi alalım. Altını açıyoruz. Diğer tenceremizi de ısınmaya başlasın. Şimdi ısınırken sevgili izleyenlerimiz biraz şöyle anaban tereyağımız gelsin. Hafif şöyle tereyağımızı gönderdik. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz bir adet havuç demişti, soğan dedik. Hemen soğanımızı önce alalım. Şöyle
büyük bir soğanımız. Bir küçük bir soğan tercih edebiliriz. Onu ızgarada pişirebiliriz. Lezzetli, güzel olacak. Hemen soğan dedik. Öncelikle soğanımız hazır. İnce ince soğanımızı doğradık. Diğerini de aynı işlemle ince ince doğradık. Hazır bir diş sarımsak dedik. Hemen sarımsağımız da hazır. Bunu da hemen ince ince doğrayalım. Fazla sarımsak kullanmıyoruz. Bir diş yeterli olacak. Şimdi soğanlarımız hazır. Gönderiyoruz tenceremize. Şöyle tenceremizde iyice bir kavrulsun. Şöyle ara sıra makarnamızı da karıştıralım. Hemen makarnamız da haşlanıyor. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, o da güzelce bir şekilde haşlansın. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz, hemen bir adet havuç dedik. Şöyle havucu da biz güzelce bir şekilde kabuğunu soyalım. Şöyle hazır. Bunu kabuklarını şöyle toparlayalım. Atıyoruz kabukları. Şöyle hazır sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan havucu aynı şekilde şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Ondan sonra şöyle dörde bölelim. Havuçlar çok fazla belirgin olmayacak. İnce ince doğrayalım. Hem erken pişirimi sağlamış olacağız, hem de içine güzel bir lezzet katacak. Biraz daha inceltebiliriz havuçlarımızı. Şöyle iyice kestik. İnce ince. Şöyle güzel bir şekilde. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen soğanlarımız şöyle yavaş yavaş güzelce bir şekilde kavrulmaya başladı. Makarnamız da bir kenarda haşlanıyor. İyice bir haşlansın. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, tekrardan havuçlar güzelce bir şekilde ufak ufak doğrandı. Havuçları da gönderelim. Soğanla beraber iyice bir hazırlansın. Bunu şöyle karıştıralım. Güzelce bir şekilde lezzet katmasını sağlamış olacak. Ondan sonra bir tane domatesimiz ve biberimiz. Onu da alalım. Hemen bunları da şöyle biberimizi temizleyelim. Hemen şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hazır. Biberimizi şöyle kenara alalım. Biberimiz de hazır. Ondan sonra domatesimiz, sebzeli makarnamız için sevgili izleyenlerimiz, bir adet domates. Hemen şöyle hazır. Domateslerimizi de kenara alalım. Bu da hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle ufak ufak domatesimizi de hazırladık. Tekrardan bir tane yeşil, şöyle sevgili bir tane yeşil biberimizden de alalım. Renk katsın, güzellik katsın diye. Hemen soğanlarımız hazırlanırken şöyle ince ince evet
Şimdi hazır biberimizi gönderebiliriz sevgili izleyenlerimiz tenceremize. Hemen şöyle. Gönderdik. Beraber şöyle güzelce bir şekilde hazırlansın. Makarnamız şöyle iyice bir karıştıralım makarnamızı. O da hemen hemen hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Sebzemizi hazırladık. Sebzemiz güzelce bir şekilde hemen pişmeye devam etsin. Biz de şöyle şöyle iyice bir şimdi sevgili izleyenimiz hemen sebzelerimiz güzelce bir şekilde biraz kavrulsun. Hafif şöyle kavrulmaya başladı. Sebzelerimiz kavrulurken makarnamız da haşlandı. Makarnamız hazır hemen hemen. Şimdi makarnamızı alabiliriz. Makarnamız iyice haşlandı sevgili izleyenimiz. Şöyle alalım makarnamızı, soğutmaya bırakalım. Şimdi makarnamız yavaş yavaş sevgili izleyenimiz hazır. Sebzemiz güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hazırlanıyor. Biraz salçamızı şöyle içine ilave edelim. Hemen şöyle hafif içine salçamız. Salçamızla beraber şöyle yavaştan bir karıştıralım. Şöyle güzelce bir şekilde. Hemen salçamızı biraz soteliyoruz, kavuruyoruz. İçine biraz şöyle hafif tuzumuz. Biraz da şöyle sevgili izleyenlerimiz pul biberimiz. Hafif güzel bir lezzet vermesi için kekik. Biraz da kırmızı toz biberimiz. Çok hafif biraz da şöyle karabiberimiz. Ondan sonra hafif şöyle biraz soteliyoruz. Minik bir suyla açalım sevgili izleyenlerimiz. Öyle az bir suyla. Şöyle. Hemen. Şöyle sebzelerimiz hazır. Güzelce bir şekilde pişti sevgili izleyenlerimiz. Minik bir suyla açtık. Bunu hafiften şöyle biraz karıştıralım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz bir tane domatesimiz. Onu da gönderiyoruz içine. Yavaş yavaş hazırlansın. Tenceremizi şöyle ocağımıza gönderdik. Onu da altını açalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz bezelyemiz. Biraz da şöyle bezelyemizi içine ilave ediyorum. Sosumuz güzelce bir şekilde hazırlanacak. Hemen kalan yeşilliğimizden şöyle biraz alabiliriz. Hemen bunları şöyle bir temizleyelim. Şöyle onları güzel bir şekilde yıkayacağız. Makarnamız. Önce makarnamızı alalım. Ondan sonra sebzemiz içine yeşilliğimizi ilave edebiliriz. Sebzemiz hazır. Bunları iyice bir karıştırıyorum ve kenara alıyoruz. Şöyle tekrardan altını açalım. Biraz şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen yağımızı ilave edelim. Makarnamız hazır. Şöyle hemen
Gönderdik makarnamızı. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz makarnamızı karıştırıyoruz. Kenara alalım makarnamızı. Şöyle alalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz makarnamız hazır. Hemen şimdi evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen tabaklarımızı alabiliriz. Şöyle sunum yapacağımız tabağımız gelsin. Şöyle. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hazır. Diğer tabağımıza şöyle ilave ettik hemen. Şöyle biraz daha sevgili izleyenlerimiz. Makarnanızı ilave ettik. Makarnamız iyice bir haşlandı. Sevgili izleyenimiz haşlandıktan sonra sunum yapacağımız tabağımızın içine ilave ettik. Ondan sonra şimdi sevgili izleyenimiz hemen sosumuz da hazır. Sosumuz da güzel bir şekilde hazırlandı. Hemen şöyle bir kaşığımızı değiştirelim. Eldivenimizi de alalım. Sevgili izleyenim biraz da şöyle içine yeşillik ilave edeceğiz. Hemen biraz dereotu ve de sevgili izleyenlerim biraz dereotumuz ve taze nane çok güzel bir lezzet ve aroma katacak. Hemen şöyle bir onları da ince ince doğrayalım. Hafif iyice bir ince ince doğradık. Bunları biraz daha inceltebiliriz. İçinde çok fazla belirgin olmasın. Şimdi yeşilliğimiz hazır. Yeşilliğimizi tekrardan şöyle sevgili izleyenlerimiz kabımızın içine ilave ettik. Hafiften karıştıralım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz iyice bir makarnamızın sosu hazırladık. Bunu kenara alıyorum sevgili izleyenlerimiz. Üzerine sebzemiz şöyle bolca üzerine sebzemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Üzerine sebzenizi ilave ettik. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen kaşığımız gelsin. Bunun yanında sevgili izleyenlerimiz ne güzel olacak. Şöyle hemen Gazi'nin şöyle güzel süzme yoğurdumuz üzerine gelsin. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen yoğurdumuzu üzerine ilave ettik sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle kenara doğru alalım. Şöyle tereyağımızı da kaldıralım. Makarnamız hazır. Biraz da şöyle sevgili izleyenlerimiz yeri açalım. Hemen evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz
hemen hazır. Güzelce bir şekilde hazırladık. Bol sebze dedik. Güzel bir şekilde süsledik. Şöyle. Hazır. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tekrardan hemen şöyle ızgaramız ısındı. Izgaramızın içine kanatlarımız hazır. Kanatlarımız güzelce bir şekilde hazırlandı. Ve bunları biz şöyle sevgili izleyenlerimiz nerede pişireceğiz tabii ki? Hemen şefurla beraber pişireceğiz. Şöyle. Hemen. Hafif. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Kanatlarımız hazır. Şöyle. Kenarlarını ilave ettik. Şöyle. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz şöyle bir kenarına soğan dedik sevgili izleyenlerimiz. Hemen soğanımızı da ilave ettik. Ondan sonra yanına bir iki tane de biber közleyebiliriz. Hemen minik biberimiz. Bu da hazır sevgili izleyenlerimiz. Diğer kenarında aynı şekilde. Ve şimdi kapağını kapatacağız. Sevgili izleyenlerimiz o güzelce bir şekilde narı gibi kızaracak. Ve iyice pişecek. Ve piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir kanat olacak sevgili izleyenlerimiz. Evlerinize kolay bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlayacağınız sunum dedik. Kapağını kapatıyoruz ve sadece pişmesini bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. İyice bir pişecek ve lezzetli bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Sizler de evlerinize kanat yapmanın, ızgara yapmanın zevkine varmış olacaksınız. Hemen sosumuzda neler yaptık sevgili izleyenlerimiz? Geniş bir kabımızın içine hemen bütün baharatımızı, tuz, karabiber, pul biberimizi, kekiğimizi, ondan sonra yağımızı, yoğurdumuzu, ondan sonra biraz da salçamızı içine dahil ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra güzelce bir şekilde sevgilim biraz marine ettik, dinlendirdik. İyice bir dinlendikten sonra hemen şefırımızın altına açtık. 3 dakika içinde kanat ızgaramız hazırlanmış olacak ve size de evlerinize güzel ve lezzetli bir şekilde yemiş olacaksınız. Hem kısa bir sürede hem kokusuz hem dumansız hem de sağlıklı şekilde pişirmiş olacağız inşallah. Dilerseniz sevgili izleyenlerim hemen ıspanağımız da listesini alalım. Hemen yumurtalı ıspanağımız. Evet ıspanaklı şöyle yumurtamız hemen sevgili izleyenlerim neler kullanacağız. Sizde de yapacağız çok da güzel bir sunum olacak. Hemen 500 gram kadar ıspanak kullanacağız. 2 adet domatesimiz var. 3 adet karışık biberimiz var. 5 hemen adet anaban yumurtamız var. Yumurta kullanacağız. Kişi başına da onu sizler ayırabilirsiniz. 1 adet kuru soğanımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz var. 4 yemek kaşığı kadar anaban tereyağımız var. 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. Yoğurt kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Hemen yanında sunumda kullanabilirsiniz. İsterse kullanmayabilirsiniz de sevgili izleyenlerim. 500 gram kadar hemen ıspanağımız var. Ondan sonra 2 adet sevgili izleyenlerim hemen domatesimiz var. Ve 3 adet karışık biberimiz var. 5 adet anaban yumurtamız var. 1 adet kuru soğan. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber. Ve 4 yemek kaşığı kadar anaban tereyağımız var. Ondan sonra hemen 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. Yoğurt kullanacak. Öncelikle tenceremize tereyağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde soğanlarımız kavrulacak. Soğanlarımız hemen tenceremize iyice kavrulduktan sonra sevgili izleyenlerim hemen biberimizi içine ilave edeceğiz. Biberlerimiz güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kavrulacak. Ondan sonra ıspanaklarımızı ince ince doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Hemen ıspanaklarımızla beraber baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Ispanağımız iyice domatesle beraber piştikten sonra hemen güzelce bir şekilde hemen tepsimizin içine alacağız. Üzerine yumurtalarımızı kıracağız. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice pişecek sevgili izleyenlerimiz. Güzelce piştikten sonra hemen lezzetli bir şekilde ve güzel bir şekilde ıspanağımız hazırlamış olacak ve sizler de afiyet yiyecek. Çok lezzetli ve güzel bir hemen ıspanak olmuş olacak inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş şöyle bir tekrardan bir kontrol edelim ızgaramızı. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz çok hızlı bir şekilde pişiriyor. Ve şu anda da görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz kanatlar hızlı bir şekilde pişmeye başlamış. Çok kısa bir sürede tavuklar pişecek. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Pişmeye devam etsin sevgili izleyenlerim. O güzelce bir şekilde pişsin. Ben biraz altını kısacağım çünkü reklamda dönene kadar sevgili izleyenlerim o hemen yanacak. Biz de ne yapıyoruz? Kısa bir araya gideceğiz. Siz de çayınızı alın sevgili izleyenlerimiz. Evet Ramazan ayındayız gerçi ama bir alışkanlık oldu. Evet sevgili izleyenlerim şöyle bir kısa bir araya gideceğiz sevgili izleyenlerimiz. Sizler de hemen reklamdan sonra güzel ıspanak yapacağız. Tavuklarımız olacak ve şöyle hemen makarnamız neler yaptığımızı anlatacağız. Reklamlara gidiyoruz reklamlar.
Evet, çok kısa bir araya gittik. Sevgili izleyenimiz, hemen güzel Ramazan ayında güzel bir şekilde yemeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kanatlarımız pişti sevgili izleyenimiz. Makarnamız hazır. Güzel gazi yoğurduyla beraber hazırladık. Şöyle sevgili izleyenimiz, tavuklarımız pişmeye devam etsin. İyice bir hazırlansın. Nar gibi kızarsın. Şöyle bir açalım sevgili izleyenimiz. Görüyorsunuz sevgili izleyenimiz, çok hızlı bir sürede hemen tavuklarımız pişti. Ben altını kısmama rağmen onlar hızlı bir şekilde pişmeye devam ediyor sevgili izleyenimiz. Görüyorsunuz, çok fazla bekletirsek hemen yanacak sevgili izleyenimiz. Başında ayrılmamamız gerekiyor. Şöyle biraz kapatalım. Birazdan tavuklarımızı alabiliriz. Hemen sevgili izleyenimiz, şöyle tenceremizin de altını açtık. Tenceremiz ısınmaya başladı. İçine biraz şöyle yağımızı ilave edelim. Hafif şöyle tereyağımızı gönderelim. Ondan sonra şöyle alalım tereyağımızı, kenarda bekletelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, soğan dedik. Hemen bir tane de soğanımızı alalım. Soğanımızı ince ince doğrayalım. İnce ince şöyle soğanımızı doğradık. Diğerini de aynı şekilde şöyle güzelce bir şekilde doğradık. Bir diş sarımsak. Ondan sonra bunu toparlayalım. Ve sevgili izleyenlerimiz, hemen gönderiyoruz. Şöyle tenceremize. Hemen iyice bir pişsin. O pişerken biz de biberlerimizden alalım. Şöyle bir iki tane biberimiz, bir tane domatesimiz. Hemen şöyle sevgili izleyenlerimiz, bir tane de yeşil biberimiz gelsin. Güzel bir lezzet katsın. Hemen bunu hafif şöyle bir karıştırıyoruz. Kırmızı biber ve yeşil biberimizi önce çekirdeklerini alalım. Diğeri de hemen biberimiz de hazır. Bunu da gönderiyoruz tenceremize. Güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz, tenceremizde sotelensin. İyice bir hazır. Şimdi sevgili izleyenimiz, tavuklarımız güzelce bir şekilde pişmeye devam ediyor. Şöyle görürsün. Biraz altını açabiliriz. Şöyle sevgili izleyenimiz, hızlı bir şekilde pişirim dedi. Ve altını açtık. Tekrardan gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde kızardı. Altını tekrardan açtık. Pişmeye devam etsin kanatlar. Biz de şimdi sevgili izleyenimiz, ıspanağımızı hazırlayalım. Şöyle ıspanağımız. Güzelce bir şekilde. Hazır. Şöyle. Önce bir toparlayalım. Biraz da ıspanağımızı iri parçalar halinde bırakabiliriz. Şöyle. Ispanağımızı şimdi doğrayabiliriz. Şöyle. Şimdi hazır. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle ıspanağımız hazır. Güzel bir şekilde şöyle aldık. Şöyle tahtamızın üzerine. Evet, şöyle. Hemen sevgili izleyenlerimiz, şöyle bir yandan, şöyle sevgili izleyenlerimiz hazır. Şöyle tezgahımızı toparlayalım. Şimdi soğanlarımız soteleniyor, iyice bir hemen pişmeye devam etsin sevgili izleyenlerimiz. Bu yavaş yavaş hazırlanırken şöyle tahtamıza ufak bir su tutalım. Hemen şöyle. Hazır. Bir tane de domatesimiz. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Şöyle domatesimizi ufak ufak doğrayalım.
Evet. Şöyle. Ispanağımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, domatesimiz de hazır. Domatesimiz güzelce bir şekilde ufak ufak doğradık. Tavuklarımız pişti. Evet, şöyle altını kapatabiliriz. Hızlı bir şekilde pişirdik sevgili izleyenlerimiz. Hemen. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, tavuklarımızı alalım. Sunum yapacağımız tabağımız. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, hemen alabiliriz tavuklarımızı. Sunum yapacağımız tabağımız hazır. Evet. Görüyorsun sevgili izleyenlerimiz, çok kısa bir sürede hemen güzelce bir şekilde kızarttık tavuklarımızı. Sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Şöyle. Hazır. Evet. Şöyle. Nar gibi kızardı sevgili izleyenlerimiz. Şöyle fazla olan tabaklarımızı kaldıralım. Diğer tabağımız da hemen hazır. Kenarına sebzemiz gelsin sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Evet. Hemen. Hazır. Şöyle güzelce bir şekilde tavuğumuzu alalım. Yanına biberimiz güzelce bir şekilde közlendi. Kenara doğru aldık sevgili izleyenlerimiz. Şef fırınımızı kaldıralım. Evet. Şimdi yavaş yavaş ıspanağımız da sotelendi. Hafif şöyle iyice bir karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Soğanlarımız hazır. Domatesimizi de gönderiyoruz. Ondan sonra domatesle beraber tekrardan şöyle soteleyelim. Güzel bir renk aldı ve lezzetli bir şekilde hazırlandı. İçine biraz sevgili izleyenlerimiz tuzumuz, hafif biraz pul biberimiz, biraz da şöyle kırmızı toz biberimizi gönderiyoruz. Ondan sonra bunu hafiften karıştıralım tekrardan. Şöyle sevgili izleyenlerimiz iyice bir karıştırıyoruz. Şimdi hazır. Sunum yapacağımız ufak bir tepsimiz, onu da alalım. Şöyle tepsimiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra hemen şöyle güzelce bir ıspanağımız hazır. Bol sebzeyle beraber hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde hazır. Tepsimize ilave ediyoruz. Bunu güzelce bir şekilde şöyle topladık. Hemen 4 tane yumurtamızı ilave edeceğiz. Şimdi sevgili izleyenimiz, anaban yumurtamız hazır. Şöyle. Hazır. Diğer tarafa da aynı şekilde. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hazır yumurtalar. Ondan sonra üzerine tekrardan hafif biraz kırmızı toz biberimiz, az bir toz biberimizi gönderdik ve hazır sevgili izleyenlerimiz. Fırına gönderelim. Fırında bir 10 dakika pişmesi gerekiyor. İyice bir pişsin. Ondan sonra sunumumuzu yapabiliriz. Şöyle fırınımıza gönderiyoruz.
Evet. Gönderdi fırına sevgili izleyicim. Şöyle güzelce bir şekilde bir toparlansın, pişsin. Ondan sonra biz de sunumumuzu yapabiliriz. Fırınımızı kapatıyoruz. Pişmeye devam etsin. O güzelce bir şekilde hazırlansın. Hemen. Biz de sevgili izleyicim şöyle güzelce bir şekilde bir tezgahımızı toparlayalım. Kendimize bir salata hazırlayalım. Hemen kanat ızgaramız hazır. Güzel sosluk ızgaramız. Şöyle sevgili izleyicilerimiz tezgahımızı hemen toparlamış olalım. Evet. Hemen kenarına biraz da yeşillikle güzelleştirebiliriz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz hazır. Güzelce bir şekilde hemen kanat hazır. Ondan sonra makarnamız hazır. Ve şöyle eldivenimiz alalım. Kendimize güzel bir salata dedik. Sevgili izleyicilerimiz şimdi hemen salatamızı da hazırlayalım. Makarnamız da şu anda hazır. Gazi yoğurdu da sevgili izleyicilerimiz üzerine ilave ettik. Güzelce bir şekilde makarnamız hemen bol sebzeyle beraber hazırlandı. Ondan sonra salata hazırlayalım. Şöyle kendimize dedik ki güzel bir salata yapalım sevgili izleyicilerimiz. Hemen geniş bir kabımızın içinde sevgili izleyicilerimiz şöyle dedik ki biraz salatamız değişik olsun, biraz renkli olsun. Hemen neler kullanacağız? Şöyle yeşilliğimiz. Hemen ıspanağımız hazır. Şöyle ince ince doğrayalım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hazır. Şimdi gönderiyor sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde hemen ıspanağımız hazır. Kabımızın içine ilave ediyoruz. Onu gönderdik. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz kırmızı lahanamız, çok az bir kırmızı lahana. Şöyle. Hazır. Şimdi kırmızı lahanamız da hazır sevgili izleyicilerimiz, onu da gönderelim. Geniş bir kabımız içine. Yolladık. Ondan sonra midye turşumuz var. Sevgili izleyicilerimiz turşumuzdan. Şu ortadan ikiye böldük. Diğeri de hazır. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz hemen turşular da hazır. Şöyle sevgili izleyicilerimiz midye turşumuz da güzel bir lezzet katacak. Şöyle hazır. İnce ince doğrayalım. Hemen. Hazır. Şimdi hazır. Bunu da gönderiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Midye turşumuz da hazır. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz biraz şöyle hemen salamura biberimiz, şöyle güzel bir sevgilimiz, Meksika biberimiz de hazır. Şöyle hafif, biraz da biberimiz, ince ince doğradık. Bunu da içine ilave edelim. Ondan sonra sevgilim bunları kaldıralım, şöyle biraz da yer açılsın bize. Arka tarafa doğru aldık. Ondan sonra sevgilimiz, bir adet domatesimiz. Hemen domatesimizi de alalım. Hemen. Şöyle domatesimizi de ince ince doğrayalım. Şöyle. Güzelce bir şekilde domatesimizi de ince ince doğruyoruz.
Şimdi hemen domateslerimizi ilave edelim. Hazır salatamız, sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra sevgili izleyenlerim, salatamız güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra üzerine hemen yağımızı ilave edelim. Şöyle sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Şöyle tabağımız geldi. Ondan sonra hemen karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Salatamızı iyice bir harmanlıyoruz. Ondan sonra tabağımızı alabiliriz. Şöyle. Güzel bir salatamız sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Hazır. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz tekrardan hemen üzerine şöyle güzelce bir şekilde mısır ilave ettik. Tekrardan üzerine mısır ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz üzerine biraz da hemen peynirimiz, hafif şöyle az bir peynir, az bir peynirimiz şöyle tatlı kaşığımızda da olabilir. Üzerine şöyle sevgili izleyenlerimiz peynirimizi bolca ilave ettik. Hazır peynirimiz, kapağını kapatalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz şöyle yağımızı da üzerine ilave ettik. Şimdi kenara doğru alabiliriz. Gazi peyniriyle beraber güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hemen gazi tulum peyniriyle beraber hazırlandı. Biz de şöyle fırınımıza bir göz atıyoruz. Bismillah dedik. Evet, şimdi hemen hazır sevgili izleyenlerimiz. Güzelce bir şekilde pişti sevgili izleyenlerimiz. Narı gibi kızardı ve hazır. Yumurtalı ıspanağımız da hazır. Ve tezgahımızın üzerine ilave ettik. Hemen şöyle güzelce bir şekilde pişti sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen tezgahımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Yemeklerimizi hazırladık. Hemen tezgahımızı donattık. Ondan sonra ıspanaklı yumurtamız da hazır. Pişti güzelce bir şekilde tezgahımızın üzerinde yerini aldı. İnşallah sizler de evlerinize güzel bir şekilde hazırlayıp ve sunabilirsiniz tabii ki. Hemen ıspanağımızı güzelce bir şekilde soğanımız, biberimiz, domatesimizle beraber karıştırdıktan sonra hemen güzelce bir şekilde sevgili ıspanağımızı içine ilave ettik. Soğan biberimizle beraber iyice kavurdu. Salçamızı içine ilave ettik. Onunla beraber karıştıktan sonra iyice pişti. Ve hemen tepsimizi aldık. Ondan sonra sevgili izleyenlerim güzelce bir şekilde üzerine yumurtamız ilave edildi. Ve fırına gidiyor. Fırında iyice bir pişiyor. Ve güzelce bir şekilde piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir hemen ıspanaklı yumurta oldu. Evet, şöyle hemen kanadımıza şöyle bir göz atalım. Evet, fırında soslu kanat sevgili izleyenlerim neler kullandı? 1 kilo kadar tavuk kanadımız var. Onu kullandık. 3 adet domatesimiz var. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar hemen salçamız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber, kekik kullanıyoruz. Ondan sonra 5 adet karışık biberimiz var. 50 gram kadar gazi çeçil peynirimiz var. Peynir kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Hemen bir daha anlatalım. 1 kilo kadar tavuk kanadımız var. Ondan sonra 3 adet hemen domatesimiz var. 2 adet hemen kuru soğanımız var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar salça, tuz, karabiber, pul biberimiz, kekik. 5 adet karışık biberimiz var. 50 gram kadar gazi çeçil peynirimiz var. Öncelikle geniş bir kabımızın içine hemen yağımızı ilave ettik. Bütün baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu, salçamızı içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde marine ettik. Hemen marine ettikten sonra şefırla sevgili çok kısa ve hızlı bir şekilde pişirimler yapıyoruz ve ondan sonra şefırımızı içine dizdik. Kenarında sebzelerimizi közleyelim. Sebzelerimizi dizdikten sonra hemen 2-3 dakika içinde tavuklarımız pişiyor ve güzelce bir şekilde piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir kanat olmuş olacak. Şefırla beraber dedik sevgili hem hızlı bir şekilde pişiriyor ve hem de kolay bir şekilde pişiriyor ve başında beklemenize gerek yok. İki yönü de hızlı bir şekilde pişirdiği için lezzetli bir şekilde kanatlar hazırlamış oldu ve size de afiyet yemiş olacaksınız. Evet, şöyle makarnamıza da bir göz atalım.
Sebzeli makarnamız için de sevgili izleyenlerimiz hemen bir paket elinizde hangi makarna varsa onu değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Bir paket makarnamıza bir adet havuç, ondan sonra 3 adet karışık biberimize, 2 adet domates, 1 tutam kadar maydanoz ve dereotumuza, 4 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımıza, 1 tatlı kaşığı kadar salça, tuz, pul biberimiz var ve 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. Bir paket makarna kullanıyoruz, 1 adet havuç, 3 adet karışık biberimiz var, 2 adet domatesimiz, 1 tutam kadar maydanoz, dereotumuz var, 4 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımızla tereyağı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar salça, tuz, pul biberimiz var, 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var, yoğurt kullanacağız. Öncelikle hemen makarnamızı haşlayalım. Bunu da güzelce bir şekilde haşladıktan sonra hemen yağlayıp tepsimizin içine ilave ediyoruz. Ondan sonra tenceremizin içine soğanımızı kavuralım. Havucu içine ilave ediyoruz, kavurma devam ediyor. Ondan sonra iyice bir havuçla beraber kavurduktan sonra hemen içine biberimizi, domatesimizi içine ilave ediyoruz. Baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra salçayla beraber güzelce bir şekilde az bir suyla hemen bir iyice sebzemiz hazırlanıyor, pişiyor. Sebzemiz piştikten sonra içine hemen dereotumuzu ve maydanozumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Hemen tabağımızı, makarnamızı üzerine aldık. Onun üzerine hemen 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuzu ilave ettik. Biraz mısırla beraber süslememizi yaptıktan sonra hemen sebzeli makarnamız hazırlamış oldu. Ve sizlere de afiyet yiyeceğiniz çok güzel ve lezzetli bir makarnamız olmuş olacak. Evet, şöyle hemen ıspanaklı yumurtamıza da bir göz atalım. Ispanaklı yumurta için de sevgili izleyin hemen 500 gram kadar ıspanak kullanacağız. 2 adet domates dedik, 3 adet karışık biberimiz var, 5 adet hemen aneban yumurtamız var, 1 adet kuru soğanımız var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 4 yemek kaşığı kadar hemen zeytinyağımız, 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. 500 gram kadar ıspanak, 2 adet domates, 3 adet karışık biber, hemen 5 adet aneban yumurtamız var, 1 adet kuru soğanımız var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var, ondan sonra 100 gram kadar gazi süzme yoğurdumuz var. Öncelikle hemen tenceremize tereyağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğan sarımsağımızı kavuralım, içine biberimizi ilave ettik. Ondan sonra ıspanaklarımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra domatesimizi ve salçamızı içine ilave ediyoruz. Baharatlarımızı verdikten sonra ıspanağımız iyice bir pişiyor ve piştikten sonra servis yapacağımız tepsimizin içine ilave ediyoruz. Kaç tane yumurta üzerine kullanacaksa yumurtalarımızı üzerine ilave ediyoruz ve ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında 170 derece bir 10 dakika güzelce bir şekilde pişiyor sevgili izleyicilerim. İyice piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir lezzetli ıspanaklı yumurtamız olmuş olacak. İnşallah size de evlerinizde hazırlayıp ve afiyetle yemiş olacaksınız. Evet sevgili izleyicilerim, bu şekilde biz de hemen ıspanağımızı da hazırladık. Salatamızda gazi peynirle beraber güzel bir salata hazırladık. Onda da hemen ıspanağımızı güzelce bir şekilde ince ince doğradık. Kırmızı lahanamızı, ondan sonra mısırımızı, hemen midye turşumuzu ince doğradık. Biberimizi domatesle beraber güzelce bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra üzerine mısırımızı, yağımızı üzerine ilave ettikten sonra gazi peynirle beraber güzelce bir şekilde süsledik. Ve süsledikten sonra sevgili izleyicilerim salatamız hazırlanmış oldu ve tezgahımızın üzerine aldık. İnşallah sizler de bu şekilde güzel bir salatalar yapıp evlerinizde hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde hazırlayıp afiyetle yiyeceğiniz güzel bir salatamız olmuş oldu. Evet sevgili izleyenlerimiz, şöyle yavaş yavaş biz de programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği her yere, bizleri izleyen herkese canı gönülden sevgi selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.